Hocam, dişlerim yapılmadan önce nasıl olacağını görebilir miyim? Mesela fotoğraflarımı göndersem gülüş tasarımı yapabilir misiniz? Zaten sizler bizlere yurt dışından ulaştığınız için buraya gelmeden önce biz sizlerin planlamasını yapmak durumundayız. O yüzden öncelikle sizlerden bir fotoğraf istiyoruz dişlerinize ait. Dişlerinize ait fotoğraf geldikten sonra eğer sadece estetikle ilgili beklentiniz varsa ve bu fotoğraf bizim için yeterli ise o zaman biz uzman doktor ekibimiz bu fotoğraflar üzerinden planlamanızı yapıyor. Ama implant yani kemiği ilgilendiren işlemler varsa o zaman bir panoramik röntgene ihtiyaç duyabiliyoruz. Ama panoramik röntgeni yaşadığınız ülkede çektiremiyorsanız buraya geldiğinizde de panoramik röntgeninizi çekerek size planlamanızı yapabiliyoruz. Hocam bakar mısınız? Efendim? Bir şey soracağım. Tabii ki. Türk doktorları yurt dışındaki doktorlardan daha mı iyi? Genelde bütün dünyadan Türkiye'ye tedaviye geliyorlar. Şimdi aslında doktorun iyi olup olmaması hastanın doktoruyla kurduğu iletişime bağlı. Eğer doktorunuzla iyi iletişim kurabiliyorsanız, kendinizi o ortamda rahat hissediyorsanız, doktorunuz size bilgisi dahilinde, tecrübesi dahilinde en iyi, en uygun tedaviyi, hizmeti verecektir. O yüzden eğer bir tedaviye karar verdiyseniz, doktorunuzla, doktorunuzun kliniğiyle bir iletişime geçin. Doktorunuzla orada danıştığınız kişilerle eğer iletişiminiz iyi oluyorsa kendinizi iyi anlatabiliyorsunuz ve onlar da size neler uygulanacağını iyi anlatabiliyorsa tedaviniz de doğru ve düzgün şekilde ilerleyecektir. Pertev Hocam. Efendim? Bir şeyi çok merak ediyorum. Zirkonyum veya diş beyazlatma gibi tedavilerden sonra hastanıza bakıp vay be ne güzel yapmışım diyor musunuz? Tabii ki şimdi bir tedaviyi yaparken öncelikle hastanızın beklentilerini çok iyi anlamanız gerekiyor. Hastanızı dinliyorsunuz, beklentilerini anlıyorsunuz ve ortak bir kararla hastanıza ne sunabileceğinizi muayene sırasında aktarıyorsunuz. Sonra provalar oluyor tabii ki. Provalarda ilerledikçe hastamız dişlerini görmeye başlıyor, dişler ortaya çıkıyor. Bazen ağzında hiç dişi olmayan hastalar bir anda implant tedavisi sayesinde, Olon4 tedavisi olabilir, bu Olon6 tedavisi olabilir veya eksik dişlerini bir anda tamamlayabiliyorlar. Buraya dişsiz olarak gelen bir hasta, örnek veriyorum Olon4 tedavisiyle veya Olon6 tedavisiyle ertesi gün dişlerine kavuşabiliyor. Tabii ki bu yaptığımız geçici dişleri oluyor ama ağzında hiç dişi yokken bir günde sabit dişlere kavuşuyor. Hastanın yüzündeki mutluluk da tabii ki bizi mutlu ediyor. Aynı şekilde zirkonyum tedavisi için sarı dişlerle, çapraşık dişlerle veya çürümüş dişlerle, bozuk diş ilişkisiyle hiç yemek yiyemeyen bir hastamız kliniğe geliyor ve bir hafta içinde, 5-6 gün içinde hastamız pırıl pırıl, tertemiz ve hep hayal ettiği dişlerine kavuşabiliyor. Bu da bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Pertev Hocam bakar mısınız? Efendim Cimbal? Dişlerim hiç aşındırmadan lamina yapabilir misiniz? Ön dişlerim için bonding mi önerirsiniz, lamina mı? Şimdi dişler hiç aşındırılmadan lamina tedavisi olabilir, evet. Dişler hiç aşındırılmadan bonding tedavisi olabilir, evet. Ama bunlar tamamen farklı tedaviler. Biz bonding mi yapalım, lamina mı yapalım, zirkonyum mu yapalım diye hastamıza sorduğumuzda hastamız hangisi daha iyi duracaksa, hangisi diş etimde daha az madde kaybına sebep olacaksa o tedaviyi uygulayın diye bir cevap verecektir ama aslında olay basit değil. Biz tabii ki bütün tedavileri yaparken dişlerde minimum aşındırmayı yaparak tedavileri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ama bazen çapraşıklıklar çok fazlaysa, hastamızda diş sıkma gibi problemler varsa o zaman zirkonyum tedavisini önerebiliyoruz. Veya hastamız sadece dişlerinin formu değişsin, rengi açılsın istiyorsa ve yine dişlerin aralıklar varsa aralarında veya işte formlarını beğenmiyorsa, büyüklüklerini beğenmiyorsa lamina tedavisi önerebiliyoruz. Veya hastamızda çok ufak çapraşıklıklar var veya dişlerinin ortasında ayrıklık var. Böyle bir durumda da sadece klinikte birkaç saat içinde uygulayabildiğimiz bonding tedavisini önerebiliyoruz. O zaman nasıl karar vereceğiz buna? Eğer hastamız yurt dışında yaşıyorsa bize fotoğrafını gönderiyor, beklentisini bize anlatıyor ve bunun üzerine biz hastamıza bir tedavi planı oluşturarak kendisine bu tedavi planını aktarıyoruz. Kendisi de örnek vakaları beğenirse tedavisini kabul edip buraya gelip hızlı bir şekilde planlanan sürede tedavisini yaptırabiliyor.